işinden, eşinden, çocuklarından büyük fedakarlık yaparak günün 24'ünü geçmiş olup da 25 saatini bu davaya sizlerin emekleri için, bunları geri alabilmek için, haklarınızı geri alabilmek için kendini feda eden, sağlığını ortaya koyan bir genel başkanımız var. Dik dur, eğilme, EYT seninle. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, eğer adalet varsa, çıksın artık bu yasa, çıksın artık bu yasa, duysun artık Ankara. Selam olsun kaderdaşlarıma, hoş geldiniz. Karşımda sizlerin varlığını gördükçe haklarına çıkan arkadaşlarım olduğu sürece bu dik duruş asla eğilmeyecek. Birlikte bu davanın sonucunu getireceğiz. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. İşine, ekmeğine, onuruna sahip çıkan, bu güzel ülkeyi bir o kadar yaşanır kılan, vefakar, cefakar kaderdaşlarım, sizleri sevgiyle ve büyük bir saygıyla tekrar selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Varız dedik, biriz dedik, birlikteyiz ve işte bugün buradayız diyerek Maltepe'den sesimizi yükseltiyoruz. Bizi hala görmezden gelenlere biz kim miyiz diye Maltepe'den yine yeniden sesleniyoruz. Biz kim miyiz arkadaşlar? Her zaman önce vatan, önce devlet diyen, yaşamı boyunca sayısız ekonomik krize göğüs gelen, emeklilik hakları ellerinden alınmışlarız. En uzun çalışma hayatıyla da devletine en çok katkı sağlayanlarız. Biz kim miyiz? Devletiyle çalışma hayatının başında bir sözleşme yapan, çalışan, üreten ve karşılığında asgari ücrete mahkum edilenleriz. Sen kazandığın gelirden devletine vergi vereceksin dediklerinde hay hay diyenler, her ay maaşından da tıkır tıkır daha cebine girmeden gelir vergisini ödeyenleriz. İleride devletin güvencesinde bir gelire sahip olmak istiyorsan bana şu kadar sene boyunca prim ödeyeceksin dendiğinde de hay hay diyerek yine tıkır tıkır primlerimizi ödeyenleriz. Ama gelin görün ki bizden istenen vergileri hiçbir aftan faydalanmadan kuruşu kuruşuna ödemememize rağmen hakları devlet eliyle ötelenenleriz. Biz kim miyiz arkadaşlar? İlerlemiş yaşı nedeniyle işsiz kalan ve yine aynı sebeple yeni bir iş bulamayınca devletin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için hiçbir geliri olmadığı halde genel sağlık sigortası primine ödemeye zorunlu tutulanlarız. Muhalefet arzıyla hak aranmaz diyenlere biz hiçbir düşünceye, hiçbir görüşe muhalif değiliz. Siyaset yapmıyoruz. Siyaset bizim sadece mücadele zeminimizdir. Ama herkes şunu çok iyi bilsin ki haklarımız
gasp ediliyor olmasıyla sonuç alana kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Emekliliğin hakkımız olmadığını söyleyenlere de kim olursa olsunlar, hangi görüşte olursa olsunlar, sonuç alıncaya kadar da muhalifliğimiz devam edecektir. Biz kim miyiz arkadaşlar? Atanmışlarla seçilmişlerin EYT konusundaki tutarsız açıklamaları karşısında bizlere yapılan hakaretleri unutmadık, unutmayacağız. Vaat vermek iktidara talip olan muhalefetlerin işidir. İktidar olana ise vaat vermek değil, çözmek yaraşır diyenleriz. Biz kim miyiz arkadaşlar? Staj mağdurlarıyız. İntibak bekleyen emeklileriz. Biz kim miyiz? Bağlanan 3 kuruş emekli maaşlarıyla geçinemiyoruz diyen emeklileriz. EYT olarak 23. yıl dönümümüze girmek üzereyiz. Bu toplumsal problemin bu kadar uzun süre çözülmemesi bir sosyal devlet anlayışı ile iktidarın ayıbı değil midir? Neredeyse 23 yıl önce çıkan bir yasanın dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan şekilde geçmişe yönelik uygulaması ile bizatihi siyaset eliyle oluşmuştur. Söylerken de 2 kelimede EYT mağduriyeti diye söyleniyor. Ama içerisinde birçok başka mağduriyetleri de barındırmaktadır. Beraberinde getirdiği genç işsizlik, staj sürelerinin sayılmaması, reform adı altında farklı sigorta kollarının birleştirilmesinin getirdiği mağduriyetler. EYT'nin icadından bir süre sonra aylık bağlanma oranlarının düşürülmesi, bir dönem göz dikilen kıdem tazminatları. Daha sayalım mı? Bitirebilecek miyiz sosyal güvenlik kurumu yasası mağduriyetlerini? Hayır, devamı da gelecektir. Yıllarca çalışıp, üretip, devlete olan yükümlülüklerini harfiyen yerine getireceksin. Sonra da siyasi yönetim politikaları ile yoklukla sınanacaksın. Sürekli veren el olacaksın. Sürekli emekleri sömürülenler olacaksın. İşte bu biz değiliz. Buna asla razı değiliz. Siz buna razı mısınız kardeşlerim? Biz dünyada ve Türkiye'de bu yasanın geriye işletilmesinde tek örneğiz arkadaşlar. Karşımıza sürekli Avrupa'dan örneklerle çıktılar. Yok Almanya'da emeklilik yaşı 67, yok Fransa'da emeklilik yaşını 67'ye çıktı. Peki soru 1. Avrupa ülkelerinde işsizlik oranı nedir? Haberiniz var mı? Soru 2. Avrupa ülkelerinde işsiz kalanlara verilen işsizlik maaşları ve sürelerini biliyor musunuz? Üçüncü ve son olarak ve aslında en önemli soru. Bu ülkelerin hangisinde emeklilik yaşını 67'ye çıkartırken bu yasalar geçmişe yönelik uygulanmıştır? Bizim bedelini peşinen ödediğimiz emeklilik haklarımızı bize çok görenler bu soruların karşısında köşe bucak kaçmaktadırlar. Bir ülkede işsizlik sorununu çözmeden, yeterli istihdamı sağlamadan, mevcut emeklilik şartlarına üçüncü bir şart olarak yaş şartını getirmek de işe sondan başlamak değil midir? Bu da
anlamıyla siyasi bir başarısızlıktır. Sonuçlarını bilmeden hareket etmektir. Sorunu çözmek yerine doğrudan sondan başlamayı tercih eden siyaset mekanizması nihayet EYT probleminin acil çözülmesi gereken bir toplumsal problem olduğunu fark edince de türlü türlü modellerle çıktılar karşımıza. Finlandiya modeli, İsviçre modeli, Almanya modeli. Değerli EYT'liler, değerli kaderdaşlarım, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Dünyanın hiçbir yerinde EYT diye bir problem yok. EYT problemi bize, yani Türkiye'ye has bir problemdir. Nedenleriyle, nasırlarıyla tamamen yerli ve milli, toplumsal bir problemdir. Hal böyleyken neden problemin kendi bilinmeyenlerine odaklanmıyorsunuz da ithal modellerle çözüm getirilmeye çalışıyoruz? Soruyoruz Ankara'ya, soruyoruz hükümetimize. Neden ithal formüllerle çözüm üretiyorsunuz? Çözümümüz tek, formülümüz tek. İstediğimiz insanca yaşanır bir maaşla, insan onuruna yakışır bir maaşla kurduğumuz emeklilik planlarına kavuşmaktır. Değerli arkadaşlarım, her seçim arifesinde o tozlu raflardan alınıp tekrar gündeme oturtuluyoruz. Her seçim öncesinde türlü türlü vaatlerle umutları sömürülenler olduk. Her seçim döneminde anayasal bir hak olduğu için siyasi partilerin vaatlerinin arasında temel hak ve özgürlüklerin korunması meselesi başta gelen vaatlerin arasında yer almaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin tanınması ve teminat altına alınması özgürlük, adalet ve barışın temeli denilmektedir. Ancak tüm seçim beyannamelerinde bu vaatlerin ortak olmasına rağmen bu konuda verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini hep birlikte yaşadık mı? Şahit olduk mu? Bu arada yeni bir seçim dönemine girilmişken emeklilik haklarımıza bir parmak bal sürerek çözüm ürettik denilse dahi mağduriyetlerimiz maalesef bitmiyor. Giderilmiş olmuyor. EYT'liler olarak haklarımız için mücadele ediyor olsak da emeklilerimizi ve yaşadıkları sorunları da yakından takip ediyoruz. Çünkü 2008 yılında şu anki iktidar partisi tarafından sosyal güvenlik reformu adı altında sunularak 5500 sayılı kanunun aylık bağlanma oranlarının değişmesiyle emekli aylıkları, bağlanacak olan emekli aylıkları maalesef sosyal yardım niteliğinde olmuştur. Değerli arkadaşlarım, hükümetimiz de bunun çok düşük olduğunu görüyor ki bu bağlanacak olan maaşların ve emekli maaşlarının hazine yardımıyla en düşük emekli maaşları günümüzde 2500 liraya tamamlandı. Bizim tek bir ortak paydamız var, o da EYT'dir. Tek meselemiz de EYT'dir. Ve haklı mücadelemizle bizler herhangi bir siyasi partiye değil, haklarımızın gasp edilmesine muhalif. Yine kendi milletinden olan EYT'liler işsizlik çıkmazında ve ülkenin içinde bulunduğu hayat pahalılığında yaşam mücadelesi verirken 137 farklı millete sosyal yardım yapılıyor açıklamalarının olmasının anlamı ve mantıklı bir izahı bulunmamaktadır.
Emek bizim, hak bizim. Kimseye yedirmeyiz. Emek bizim, hak bizim. Kimseye yedirmeyiz. Değerli kaderdaşlarım, o sözü birlikte vereceğiz. Siz çalışın, üretin, verginizi verin ama ben sizin haklarınıza el koyarak o haklar ile dünya üzerinde siyaset yapayım anlayışı kabul edilemez bir politikadır. Tüm bunları yaşarken ve tüm bu söylemler yapılmış olmasına rağmen seçim takvimi sürecinde olduğumuz için EYT problemiyle ilgili olarak iktidar partisi yetkililerinden çelişkili sesler yükselmeye de başlamıştır. Seçilmiş olan EYT olanlar EYT problemini çözeceğiz. Bunu ancak biz çözeceğiz ifadelerini kullanmışlarken atanmış ve yetkili bakanlar ise EYT gündemimizde yoktur demiştir. İki gün evvelinde de masamızdadır diye ifadelerini kullanmışlardır. Değerli arkadaşlarım, bu çelişkili ifadeler de göstermektedir ki bir seçim tarihi gelene kadar da bir oyalama stratejisi uygulanmaktadır. Bu strateji yanlış bir stratejidir. İktidar partisini çok daha fazla geç olmadan buradan uyarıyoruz. Şimdiye kadar sütten ağzımız yandı. Bundan sonra yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Yani artık iktidarda olana vaat verme şansı tanımıyoruz. Zaten vaat vermek iktidar olmak isteyen muhalefete yakışandır. İktidar olan vaat vermez. İktidar olana icraat yaraşır.